Diyabetik nöropati, diyabete bağlı sinir hasarı olarak özetlenebilir. Vücudumuzda karmakarışık bir sinir sistemi vardır ve bu sinir sisteminin tamamına diyabet etki edebilir ve vücutta sinirin hasarına sebep olabilir. En çok hangi bölgelerde görülür bu sinir hasarı? En çok başvuru sebepleri ellerde ve ayaklarda uyuşmalar, karıncalanmalar, batmalar, yanmalar, aşırı ağrı hassasiyeti ya da tam tersi dokunmayı ve ağrıyı, karıncalanmayı hissetmeme şeklinde bulgularla gelebilir hastalar. Bunun yanında hareket sinirleri de etkilenirse şayet buna kas güçsüzlükleri eklenir. Peşinde de kaslarda erimeler meydana gelir. Sadece kol bacak sinirleriyle kısıtlı değil bu. Bunun yanında denge sinirlerimiz de etkilenebilir ve böylece dengesiz yürümeler, gözü kapalı iken ayakta durmama gibi problemler oluşabilir. Bunun yanında başında bahsettiğim otonom sinir sistemi, yani bizden bağımsız olarak çalışan sistemde kan damarlarının genişleyip daralması gibi ve dolayısıyla tansiyon ayarlaması, mide bağırsak sisteminin çalışması, cinsel fonksiyonlar, idrar yapma, dışkılama gibi fonksiyonların bozulmasıyla insanlar yine başvuruyorlar. Yine tabii bilekte sinir sıkışması, dirsekte sinir sıkışması gibi bulgular diyabete hastalarda çok daha yatkındırlar. Diyabette biliyoruz ki tip 1 ve tip 2 diyabet var. Tip 1'de süre daha uzunmuş gibi gözükse de şayet nöropati gelişmesi için tipinden ziyade daha çok hastaların kan şekerini yüksek maruz kaldığı zamanların fazlalığı bizim için çok daha önemli. Pek cinsiyet fark etmiyor. Fakat hastalığın süresi ve kötü kan şekeri kontrolü diyabetik nöropatinin görülme sıklığını ve şiddetini oldukça artırıyor.